İyi günler arkadaşlar. Bir ölçme değerlendirme dersiyle yine karşınızdayız. Bugünkü konumuz eğitimde geçerlilik konusudur. Ölçme aracının taşıması gereken özelliklerden bir tanesi de geçerliliktir. Geçerlilik bir ölçme aracının geliştirilmiş bulunduğu konuda konuya ilişkin maksadına uygunluk derecesi anlamına gelir. Şöyle bir örnek verebilirim size. Örnek olarak kişinin veya kişilerin boylarını ölçmek için metre kullanırız. Boyu ölçülen bir insanın ağırlığı hakkında yorum yapılamaz diyoruz. Burada esas söylenmek istenen şey şudur. Ölçme aracının maksada uygun olması, hangi amaç için ölçme aracı geliştirilmişse o amaca dönük olarak ölçüm yapılmalıdır. Ölçme aracım uzunluk ölçümü ise, uzunluk birimi ise biz onu ağırlık üzerine yorum yapılamaz şeklinde düşünmemiz gerekir. Yani buradaki örnekte olduğu gibi bireyin boy uzunluğunu ölçüyorsak yapacağımız yorum da onun boyunun uzun veya kısa oluşuyla ilgili olmalıdır. Biz boyunu ölçtüğümüz bir ölçme sonucuyla elde etmiş olduğumuz bir boyundan elde etmiş olduğumuz ölçme sonucuyla onun kilosu üzerine yorum yapmaya çalışırsak, ağırlığı üzerine yorum yapmaya çalışırsak yapmış olduğumuz ölçüm geçersizdir diyebiliriz. Yine eğitimden şöyle bir örnek vermek istiyorum size. Ölçme aracımız okuduğunu anlama üzerine olsun öğrencinin. Türkçe dersi için. Biz elde etmiş olduğumuz okuduğunu anlama üzerine elde etmiş olduğumuz sonuç üzerine dönüp biz öğrencinin matematik yeteneği üzerine bir yorum yapmak istersek yine maksada uygun bir ölçüm yapmadığımızdan dolayı burada geçerliliği olmayan bir ölçüm yapmış oluyoruz. Yine şöyle bir örnek var buna ilişkin. Lise öğrencilerine coğrafya bilgilerini ölçmek için uzun cevaplı sınav yapıldığını ve bu sınav sonucunda her öğrenciye başarısının özeti olan puan verildiğini düşünelim. Yapılan sınav öğrencinin coğrafya bilgisini ölçüyorsa güvenilirdir. Ancak coğrafya bilgisi dışında yazı güzelliği, anlatım biçimi veya düzgünlüğü, bilgiyi sunuş biçimi gibi özelliklere de puan veriliyorsa, yani bu özellikler de ölçülüyorsa, bu ölçüm sonuçları doğrudan öğrencinin coğrafya bilgi düzeyini ölçmediği için güvenilir değildir diyoruz. Esas olan şey, öğrencinin elde etmiş olduğu, daha doğrusu ölçmüş olduğumuz değer, hedeflediğimiz değer olmalıdır. Bunun dışında yapmış olduğumuz tüm ölçümler, hedefin dışında yapılmış olan tüm ölçümler, geçerliliği olmayan ölçümler olarak yorumlanır. Ölçme aracının geçerliliği söz konusu ölçme aracının ölçme aracına hizmet etme derecesi olarak da ifade edilebilir. Bu ölçme aracının en önemli özelliği geçerliliktir denilebilir. Çünkü bir araç geçerli ise diğer bütün özelliklere de sahiptir denilmektedir. Başka bir ifadeyle ölçtüğü şeyle ilgili olan ve ölçtüğü şeyi tutarlı olarak ölçen bir test geçerlidir. Burada iki özellikten bahsedeceğim şimdi sizlere. Biri uygunluk, diğeri güvenirliktir.
Bir ölçme aracının kesinlikle taşıması gereken, geçerli bir ölçme aracının kesinlikle taşıması gereken iki özellik. Uygunluk, ölçülecek özelliğe uygun olarak seçilmiş aracı ifade etmektedir. Şöyle bir örnek verelim. Öğrencinin başarı durumunu belirlemeyi amaçlıyorsak başarı testini uygularız. Öğrencinin o konuya ilişkin tutumunu ölçüp başarısına yönelik olarak herhangi bir yorumda bulunuyorsak o zaman ölçmek istediğimiz amaca uygun olmayan bir ölçüm yapıyoruz demektir. Şöyle bir sürekli karşılaşılan şu olay vardır. Öğretmenin bir kanısı var öğrenciyle ilgili. Onun derse girişlerinde sessiz oluşu, mesela öğrencinin sınıfta sessiz oluşu, dersi dinlemesi, arkadaşlarıyla konuşmaması gibi özellikleri öğretmen beğenir ve derse karşı bu öğrencinin veya matematik dersindeki öğretmeni bunu gözlemlemişse dersine karşı ilgili olduğu ve olumlu bir izlenim bıraktığı yönünde yorumlar yapar. Ancak buradaki o davranışlar öğrencinin çok iyi matematik öğrendiği anlamına gelmez. Böyle bir yoruma varıyorsa öğretmen o zaman geçerli bir ölçüm yapmamıştır demektir. Bir başka ifadeyle matematik dersine yönelik öğrencinin tutumlarını ölçüyorsak, psikolojik testlerle ve o öğrencinin tutumunun yüksek olduğunu bulmuşsak, biz bu tutum ölçeğinde elde etmiş olduğumuz puanı o öğrencinin başarı puanı olarak yorumlamamız doğru değildir. Şayet öğretmen elde etmiş olduğu tutum ölçeği puanını öğrencinin başarısı üzerine yorumluyorsa, o zaman yine geçerliği uygun olmayan bir ölçme aracı kullanmıştır. Ve uygunluk açısından bu ters düşmüştür demektir. Yapmış olduğu yorum ve ölçüm geçerli değildir diyoruz. Bir diğeri güvenirliktir. Ölçmenin tutarlılığıyla ilgilidir. Yani en az iki ölçüm aynı araçla, aynı öğrenci grubuna en az iki ölçüm yapar. Bunun arasındaki korelasyonu hesapladığımızda biz bunu güvenirlik olarak yorumluyorduk. Buradaki güvenirlik de aynı anlamdadır. Güvenirliği yani uygulandığı sürece aynı sonucu verme durumu olan ölçümler, araçlar için biz güvenirlik yorumlanmasında bu araçlara bakıyoruz. Bir ölçme aracı güvenilirse ve aynı zamanda o ölçme aracı yapılan ölçme hedefin için uygunsa, yani her iki özelliği de taşıyorsa, biz bu ölçme aracı için güvenilirdir veya yapılan ölçüm için güvenilirdir yorumunu getirebiliriz. Güvenirlik için şöyle bir örnek de verilmiş. Ortaokul 1. sınıfta sınıflara yönelik hazırlanan güvenirliği yüksek %90 olarak hesaplanan bir test, ilkokul 5. sınıfların başarılarını ölçmek için kullanılırsa geçerli bir ölçüm elde edilmiş, edilmemiş olacaktır. Çünkü matematik testi öğrencinin düzeyinin üstündedir. Ne demiştik? Bir ölçme aracının geçerli olabilmesi için hem güvenilir hem de uygun olması gerekir. Bu örnekte de görüleceği gibi ölçme aracının güvenirliği çok yüksek. %90 düzeyinde güvenirliği olan bir ölçme aracından bahsediyoruz. Ancak ortaokullar için hazırlanmış bu test, ilkokul 5. sınıflar için uygulanmış. Bu 5. sınıfların düzeyine uygun olmayan, düzeyinin üzerinde bir testtir. Bu testi uyguladığımız zaman elde etmiş olduğumuz sonuçlar bize gerçeği yansıtmayacaktır. Belki öğrencilerin daha düşük puan almasına neden olacaktır büyük bir olasılıkla. Ve öğrencilerin başarılı veya başarısız olma durumlarına bir yorum yapmak istediğimizde yapmış olduğumuz yorum geçersiz olacaktır. Çünkü elde etmiş olduğumuz ölçüm sonuçları öğrencilerin düzeyine uygun olmayan bir araç tarafından
yapılmıştır. Geçerliliği yüksektir. Güvenirliği yüksektir. Ama öğrenci grubuna uygun değildir. Bu iki özelliği aynı anda taşımayan hiçbir araç geçerli değildir diyoruz.